Vaaav! Oğlum! Süper mekan bulmuşsun kanka. Bravo sana ya. Kardeşim beğendin değil mi? Yeter de beğenir yani değil mi mekanı? Ben biraz bu konuda titizim de şöyle söyleyeyim. Ben tam mekana girdiğimde restoranın kapısında bir tane çok çirkin garson vardı. Şimdi yeter bu duruma takılmaz değil mi? Hani bu garson çok çirkin, sen bizi ne gibi bir yere getirdin falan filan diye saçmalamasın. Ne yapsak lan? Garsonu mu koldursak? Oğlum kızın çirkinlerle problemi olsa seninle çıkar mıydı? Bırak iyi yapmışsın, boş ver. Doğru bakma kafana. Doğru söylüyorsun. Benim bu kadar titiz olmamın sebebi Yeter'in bu konuda gerçekten çok büyük hassas olması. Şimdi ben bu özel günlerden birinde bir yanlış yaparsam bütün hepsi bana birer trip olarak geri dönüyor kardeşim. Anlatabildim mi? Doğum günü prensesine geldim. Hoş geldin canım. Ne haber? Mekan burası mı? Ne oldu? Beğenmedin mi? Çok beğendim. Mekan o kadar güzel ki her yerde manyak gibi, sapık gibi story çekmek istiyorum. Çok hatta güzel. O kadar çok story çekeceğim ki Zuckerberg pişman olacak yani story bulduğuna. Her yerde çekip koyacağım. Çok güzel. Harika. Beğendiğine gerçekten müthiş sevindim. İyi. Acayip rahatladım. Ya şurada gelirken bir tane garson vardı. Onu sana benzettim. Aa, ya, olabilir tabii. İnsan insana benziyor. İnsan insana. Şöyle söyleyeyim. Beğenmene çok sevindim. Tamam hep beraber burada tam kadroysak kutlamalara geçebiliriz. Hadi hadi bekliyoruz. Ben de daha çağırdım. Mesut geliyor. Ne? Ne? Mesut mu? Manyak mısın kızım? Sen bize düşman mısın ya? Allah Allah. Arkadaşlar ne yapayım ya? Üzüldüm çocuğa. Kaç aydır kimse aramıyormuş, sormuyormuş. Yazık ya. Neden acaba? Niye arayıp sormuyorlar? Düşündün mü sebebini hiç? Ya bir saniye Mustafa, bir saniye çocuklar. Hiçbir şey anlamadım. Mesut kim? Nasıl biri ki böyle tepkiler verdiğine? Bizim üniversiteden bir arkadaşımız. Çok birikimli, çok çok bilgili bir arkadaşımız. Sen çok salak, çok çok salak olduğun için kıskançlık mı yapıyorsun Mustafa? Ya kızım öyle değil ya. Adam gerçekten her şeyi çok biliyor ya. Geçen gün kalamar yiyorduk. 7 saat boyunca ahtapotlardan bahsetti ya. Muhabbetin bitiminde hepimiz bilgiden kusuyorduk. Adam bize muhabbet ettirmiyor, dinleri de müebbet kilitliyor. Abartmayın çocuklar, gerçekten ya. Bence de yani. Üstelik ben çok severim böyle bilgilileri. Sonuçta ben de çok bilgili bir insanım. 2 tane üniversitemde bir sonuçta. Dolayısıyla benim bu bilgim olduğu için karşıda da bilgili bir insan olursa hoş bir sohbete dönüşür. Yani bir insan ne kadar konuşabilir? Hoş geldin. Hoş merhabalar geldin. Abi, merhabalar. Hoş geldin. Merhaba. Merhaba. Abi, size nasılsınız demek isterdim ama nasılsınız sorusunuz sıradan bir soru olarak algılayıp yani cevabını vermeyeceğiniz için iyidir. Senden ne haber diye karşınız vereceğiniz için bu soruyu sormayı ben doğru bulmuyorum. Zaten benim için önemli olan doğru soruyu doğru yerde sormak abi. O zaman ben soruyorum, ne zaman kalkarsın? Mustafa, hadi sen de geç buraya. Ben de geliyorum, bir işim var içeride. Tamam, bence oturamayız zaman ya. Hadi hadi, dört numara gelin ayağım onu zaman. Tamam. Merhaba Mesut, merhaba. Çok memnun oldum. Ben de Yeter. Ya. Beni uzun zamandır hiç kimse dışarı çağırmadığı için. Ya. Yani bana da bir değişiklik oldu tabii. Ya banyo yaptım uzun zaman üstüne yani. Mevsim değişmiş, hiç haberim yok. Hırkayla geldim. Keşke hiç çıkmasaydın ya. Otursaydın evde. Ne gereği var sosyalleşmeye çıkıyorsun? Abi şimdi o öyle değil aslında. Senin bildiğin yanlış. Bak şimdi. Şimdi sosyal ihtiyaçlar kavramı Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde güvenliksel ve fiziksel ihtiyaçlardan sonra 3. sırada gelir ki bu senin söylediğini çürütür zaten abi. Şimdi sanayileşme dönemiyle birlikte de bu ve bunun gibi yanında körleşmeye başladıktan sonra bazı yanlarıyla da bu kavram aslında ilerlemeye devam etmiştir abi. Ya tamam abicim ya, Allah Allah. Adama selam verdin. Selamın tarihini anlattı adam ya. Yok abi, ben daha onu anlatmadım. Bak şimdi selam SLM harflerinden oluşan Arapça kökenli... Lan tamam sus be! Sus bir ya! Aa, tamam mı? Biz senin kadar bilmiyoruz. Bilmiyoruz arkadaşım. Sen daha çok biliyorsun. Ne yapalım yani? Ölelim mi ya? Ya sen nasıl etmiyorsun ya? Sana inanamıyorum yani şu an. Ne kadar ayıp bir şey ya. Oturur musun? Ben konuşacağım. Ben ilişki kurabilirim. Ben zekiyim çünkü. Onu... Abi... Merhaba Mensan, sen bunların kusuruna bakma. Ben gerçekten çok memnunum seninle tanışıma. Aha. Ben de 2 tane üniversite bitirdiğim için gerçekten seninle çok yanlış... Kız arkadaşında bir sorun var galiba. Şakalaşıyorsunuz değil mi şu anda? Ben 2 tane üniversite bitirdiğim için seninle çok iyi anlaşacağız. Sonuçta bilgiye akış olacak. Yani çok iyi olacak. Sen bilgili falan değilsin.
Ben duyamadım. Öyle değilsin yani, sen bilgili falan değilsin. Pardon, sen ne demek istedin? Anlaşılmadı. İyi aşkım, bak ben sana bir şey söyleyeyim. Kaşınıyorsun ama, lütfen. Bak şimdi abim, bak. Bak şimdi, bilgi, bilen özne ile bilinen nesne arasında kurulan ilişki sonucunda ortaya çıkan ürünün adı ise eğer, senin... Yani sosyal medya ve çevresinde edindiğin şeyin adı bilgi değil abi. Daha çok sosyal çevrende varlığını artırmak için giydiğin elbiselerin adına bunu söyleyebiliriz yani. Sen dolaylı yönden bana aptalsın mı demek istiyorsun şu hayır anda? Hayır, ben sana aptal demek istemiyorum ama biraz önce söylediklerimden sen böyle bir çıkarımda bulunuyorsan evet sana aptal diyebiliriz. Aşkım, ay, adam seni kuyuya çekmeye çalışıyor. Ya çekersen ne çeksin? Allah'ım, ne zaman sanat diyor yani. Öyle bir şey söylemedim ben. Ay, aptal dedi yani. Hayır. Allah senin galiba burnunda bir sorun var ayrıca. Ay, ya inanılmaz ki bana bulaşıyor ya. Burun, bu gibi kıkırdak sorunlarını burunda geçip yapar. Ya susar mısın evet, sen ya? Peki. Bu da bir şeyler yapar mısın? Ben boğacağım çünkü yani. Ya ne yapayım? Bilgi milgi adam bir şey anlatıyor. Ben bir şey diyemedim yani. Hayret bir şey ya. Evet. Abi, aptal nedir? Aptal Tutankamon'un tabletlerine baktığımız zaman... Lan Tutankamon'un ben tabletine nereden bakacağım ya? Ya git ya. Bak Mustafa, şu anda mülkiyetçi davranıyorsun, anladın mı? Ben... Şu anda burada istediğim gibi özgürce oturabilirim çünkü burası senin mülkün değil abi. Ya bir şey diyeceğim ya. Sinemaya falan gidelim. Ya. Yoda muhabbeti sıktı bayağı. Ay çok iyi. Vallahi şeye gidelim. Neye gidelim? Gişe filmine gidelim. Belki gelmez. Aynen abi. Ya inanamıyorum sana. Gerçekten çok güzel. Zaten ortam biraz bayıyordu beni. Ben şeye gitmek istiyorum aslında. Şu anda çok moda. Örümcek Çocuğun filmine gidelim mi? Ha gidelim hadi. Gidelim. Tamam, örümcek Çocuk. Evet. Neyse ben konuşmak istemiyorum. Allah razı olsun ya. Hadi aşkım gidelim. Bir saniye Mustafa. Gene bir göndermeler var. Bir şeyler diyor. Aşkım bak. Pardon Mustafa, bir saniye. Mesut, seninle galiba anlaşacağız aslında. Ben Örümcek Çocuk filmine gitmek istedim. Az önce beyan ettim. Bunda seni rahatsız eden ne var acaba? Bak şimdi abi, o zaman sinema hakkında biraz konuşmamız lazım. Sinema nedir? Sinema 1880 yılında Lumière kardeşlerin icat ettiği, insanları ve toplumları sosyo-kültürel, kültü edimsel ve sosyo-kavramsal olarak etkileyen 7. bir sanat türüdür. Peki sorarım size. O zaman sinema nedir? Sinema hangisidir? Sinema nerededir? Nedir? Kadıköy sineması. Abi manyak mısınız siz ya? Ben bunu söylemek istemiyorum. Bak benim sıkıldığım süper kahraman filmleri bir sinema mıdır? Evet. Hadi git oradan ya sen. Ben bunu seninle tartışmam bile. Ya tartışıyorsun işte. Abi bak yani senin o zaman argümanına göre Tarkovski filmleriyle şu kolunda huş diye bir ağ atan adam aynı kefede mi yani? Evet. Aman sus git ya. Gerçekten ben bunu boğarım Mustafa. Gerçekten boğarım. Sakin, sakin ol. Bak lütfen rica ediyorum. Ya kızı gerçekten çok sinirlendirdin kızına. Bak kız ağlıyor, görüyor musun? Bak. Bu kız daha yeni yaşına girecekti. Ulan bilgi kadar güzel bir şeyi nasıl bu kadar antipatik bir hale sokuyorsun sen ya? Bak Mustafa dostum bak, cehalet de sonuçta bir tercihdir abi, anlıyor musun? Senin şu anda ezikliğin ve zavallılığın benim bilgim karşısında olması. Evet abi, aynen. Aynı zamanda İngiliz filozof Bacon'un da dediği gibi abi, bilgi güçtür. Sivaslı şarkıcı İsmail Yekan dediği gibi, Allah belanı versin. Doğdun yeter, iyi ki doğdun yeter. Çok teşekkür ediyorum Kiraz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten biraz moralim bozulmuştu ama şimdi keyfim yerine geldi. Ne dilesem. Hayır abi bak o öyle değil. Bak şimdi abi. Sen elinde olmayan şeyler dileyerek edimsel ve sezgisel bir alan yaratıp... geleceğinle ilgili bir baskı unsuru yaratabilirsin. Seni susmalı mı dilesem acaba? Yok, gerçekleşeceğini sanmıyorum. Bana bak, vallahi cinayet işleteceksin bana be. Git başımdan be, öf, öf! Öf, üfledim pastamı. Dileğimi de tutamadım senin yüzünden ya. Bu ne böyle? Tam eğleneceğim derken ya neler yaşıyorum burada ya? Tamam, biraz sakin olalım. Ne yapalım biliyor musunuz? Ne yapalım? Oyun oynayalım. Ne oyunu? Mesela? Oyun mu? Ha. Ulan bununla bir tek adam asmaç oynanır ya. Hayır. Bu ne? Burada bilgi yarışması aman var. Mesut da bunu çok iyi oynar değil mi Mesut? Şimdi bak, iki takım olacağız. Buradaki kartlardan da takım arkadaşın sana anlatacak. Sen de bulmaya çalışacaksın. Siz de alın bunlardan. Tamam. Kim kimiz? Ay, çok basit. Siz üçünüz alıyorsunuz bir takım. Biz de Mesut'cum ne oluyoruz? Evet, tamam, eminim biz onunla çok iyi bir ikili olacağız. Evet. Ve kesinlikle sizi yeneceğiz. İnşallah bir işe yarayacaksın. Evet.
Hazır mısın kiraz süreci? Hazırım. Hazırım, başladım. Evet, çünkü ilk bizden başlıyorum. Evet. Soruyorum sana. Sor abi. Hamlet eseri Shakespeare'in midir, Goethe'nin mi? He, şimdi bak, bu soruya cevap vermeden önce şunu açıklamam lazım ki Shakespeare adlı bir yazar yaşamamıştır. Birçok kuramcı da bunu böyle söyler zaten. Şimdi 1. Elizabeth dönemi kaynaklarına baktığımız zaman dönem içerisinde yaşayan yazarlar eserlerini Shakespeare adında birine atfetmişlerdir. Aha. Yani aslında Shakespeare'in eserleri Marlowe adında birine aittir. Ya 500 T gibi niye dolandırıyorsun ya? Direkt versene cevabı, süremiz doluyor ya, hadi kardeşim. Ne cevabı ya? Söyle. Shakespeare'in olup olmadığını tartışırken ben burada bu soruya cevap vermem. Bu soru yanlış. Ben bu suçun içerisinde zaten olmak istemem yani. Bitti. Süre bitti. İnanamıyorum ya. Yani 10 günümde bir tane oyun bile oynayamadım ya. Git defol ya. Vallahi defol. Doğum günü değil, kabir azabı ya. Hayret bir şey ya. Otur yerinize. Kesin kıpırdama. Kıpırdama. Otur. Otur. Yeni teşvik edelim. Otur. Abi, kapana kısıldık. Polis var kapıda. Ne yapsak? Arka kapıdan mı kaçsak? Evet, evet. Şey, harika fikir. Hadi. Arka kapıya gidin. Hadi. Arka şurada. Orada. Şurada. Hayır abi, bakın. Hayır abi, öyle değil, öyle değil. Bak şimdi. Nasıl? Arka kapıyı şu anda polisler tutmuş durumdadır. Evet. Abi, bugün pozisyonlarda yapılması gereken şey rehine opsiyonunu kullanmaktır. Zaten dışarıdan baktığınız zaman bunu anlamak çok kolay. Bak. Bakayım. Evet, anladım. Evet. Hemen anladım. Evet. Rehin alıyoruz lan hepinizi. Geçin şöyle. Ulan gel. Annenle babanın tanıştığı güne lanet olsun lan. Abi sen de... Lanet olsun lan. Ya ne bileyim, adam konuşuyor ya. Peki bir dakika abi, şimdi ne yapacağız biz rehinelerle? Bir şey yok, rehinemiz var, dinletsen. Evet. Hayır abi, öyle değil, bak şimdi. Ha. İlk önce çocuklardan ve kadınlardan başlanır. Şöyle bakıyorum, aramızda çocuk olmadığı için kadınlardan birini alın abi. Pencerenin kenarında tehdit edin. Abi ne yapıyorsun? Ne diyor bu ya? Ya sen ne diyorsun ya? Ne diyorsun? Hayal. Gelin buraya. Nasıl yani? Ya gelin buraya, yavaş. Bayan diyor. Sen git o zaman. Diyor. Senin bu yaptığın yardım ve yavşaklık lan. İnanamıyorum. Bana bakın. Elimizde rehine var. Ne istiyorsak yapacaksınız, ona göre. Hayır, öyle olmaz abi. Silah başına da ya. Dayı abi. Hayır abi, bak öyle olmaz. Elinde Alman yapımı bir silah tutuyorsun. Aradaki mesafe biraz fazla olursa etkisi daha iyi olur. Ha. Tamam mı abi? Abi hiçbir şey bilmiyorsunuz ya. Neden ters bakıyorsun bana? Ama bilmemek değil, söylememek ayıp tabii. Ne istiyorsunuz? Söyleyin. Ne isteyelim? Ne isteyelim abi? Abi hemen bir helikopter isteyin. Hemen. Hemen bir helikopter gelsin. Çünkü hızlı bir şekilde buradan çıkmanız lazım. Bana bakın. Hızlı bir şekilde buradan çıkmak için helikopter istiyoruz. Yoksa buradaki herkes ölür. İlk önce de bu bayan. Tamam, çatıya helikopter gönderiyoruz hemen. Hadi yukarıda buluşalım. Abi, bak kralsın, adamsın. Gel buraya. Abim benim, çok teşekkür ederim ya. Sen olmasan var ya, biz bitmiştik. Tabii, böyle. Hayır, durun. Yanınıza bir tane rehin almanız lazım ha. Bak şimdi. Ne anlatıyorsun ya? Siz çatıya çıktığınız zaman polis size kumpas kurabilir. Aynı zamanda tutuklanma riskiniz çok ön planda çıkar. Böyle olursa da işte hiçbir rehin sizin yanınızda kalmaz. Çağırmak kötü fikirmiş. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele.